mouse'u bacakları gate, drawing bacağı, search bacağı. Rahat lemleyebilmek için mouse üretimin bacaklarına biraz pasta sürüyorum arkadaşlar. Sonra lehimle halaylıyorum. MOSFET'imiz en kanal bir MOSFET olduğu için search bacağından eksi girişimizi yapacağız. MOSFET'imin gate bacağına artı tetik için kablo bağlıyorum. Bir tane de 50 kilo potansiyometre kullanıyorum. Potansiyometremin orta bacağından gate bacağına bağlıyorum arkadaşlar. MOSFET'imin drain ucundan potansiyometremin en sağdaki ucuna bağlantı yapıyorum. Artı 12 voltumuz buradan giriş yapacak. Potansiyometreden orta bacağından gelip gate bacağını tetikleyecek. Gate bacağını tetiklediği zaman artı tetikle source drain arasında bana voltaj geçişi sağlayacak. Devremin eksi çıkış bacağı drain bacağına bir tane 1M5408 diyot bağlıyorum. Devremiz bitti. Elektrik bağlantılarını yapalım şimdi. Eksi 12 voltumu ben bağladım. MOSFET'imiz search giriş bacağına geliyor. Ben drain ucundan eksi çıkışımı alabilmek için gate bacağını tetiklemem lazım. Gate bacağını tetikleyebilmek için artı voltajımı bağlıyorum. Artı voltajım benim artı 12 voltum potansiyometreye giriyor. Potansiyometreden orta bacaktan çıkıyor. Gate bacağını tetikliyor. Ben buradan çevirdikçe potansiyometreyi, direnç değeri değiştirdikçe search drain arasından geçecek voltajı ayarlıyor arkadaşlar. Motor bağlantılarımızı yapalım. Çıkış 12 voltumuzu alalım arkadaşlar. Eksiği 1M5408'den alıyoruz. Artımızı buradan alıyoruz. Şimdi enerjimi veriyorum. Aynı şekilde lamba da bağlayabilirsiniz. Dimmer devresi olarak da kullanabilirsiniz bu devreyi. Dimmer devresi olarak kullanacağınız zaman sadece şuraya gate bacağına bir tane 10K tripod 10K direnç bağlarsınız arkadaşlar. Malzemeler gene aynı olur. Sadece gate bacağına 10K direnç bağladığınız zaman hassasiyeti daha güzel olur. Şimdi kontrol edelim bakalım nasıl çalışıyor. Hassasiyeti falan gayet güzel. Zaten amperi falan çok yüksek bir MOSFET arkadaşlar. Sizin için bir sıkıntı olmaz.
Yapmak isteyenler için ben bağlantılarını anlatayım. Yaparken anlattım ama son bir kere hızlı bir şekilde üstünden geçelim. 50K tenipotumuz, IRF450N kanal MOSFET'imiz, Surge, Drain, Gate bacakları. Eksi 12 voltum benim geliyor. Surge bacağına giriş yapıyor. Drain'den çıkış alabilmek için ise Gate'in artı tetiğine ihtiyaç duyuyor. Gate'in artı tetiğini trim potumun en soldaki bacağına girip orta bacağından ben buradan çevirdikçe potansiyometreyi buraya gönderen voltaj değeri değişiyor. Voltaj değeri değiştiği için Surge Drain arasından kanalı açıp kapatıyor. Kanalı açıp kapattıkça voltaj düşüyor. Bu da benim motor hız kontrol devresi yapmamı sağlıyor. Devremiz gayet basit, anlaşılır. Yaparken detaylı olarak ben anlattım nasıl yapacağınızı. Herkes kolaylıkla yapabilir diye düşünüyorum. Sadece videomuzu yeni izleyenler olabilir. MOSFET'in ne işe yaradığını bilmeyebilir. Anahtarlamanın nasıl yapıldığını bilmeyebilir. Gate, drain, surge bacaklarını. Sorun yok. Bir önceki videomuzda anlattım ben. MOSFET'in devreye nasıl bağlandığını, anahtarlama nasıl yaptığını, mantığını. Gayet güzel, basit bir şekilde, anlaşılır bir şekilde örneklerle yaptık. Onu izleyebilirsiniz. Önemli olan yapmak değil, mantığını anlamaktır. Mantığını anladıktan sonra her şeyi yapabilirsiniz. Sıkıntı yoktur. İlk önce elektronik komponentlerin ne işe yaradığını öğreneceğiz. Komponentlerin ne işe yaradığını öğrendikten sonra devre şemaları oluşturarak güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. MOSFET'lerden bahsettik, transistörlerden, rolelerden, entegrelerden, diyotlardan, işlemcilerden bahsede bahsede, kademe kademe, yüksele yüksele anlatacağız. Birden hepsini anlatmaya çalıştığınız zaman anlamaz. Yabancı kelimeler kullanmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani polarizasyonlar falan bahsettin ama insanın kafası karışıyor. Zaten bir dünya bilgi var. Ya bu şekilde bence daha mantıklı, daha güzel. Bundan sonraki videomuzda da H köprüsünü yapacağız. PWM devresini yapacağız. H köprüsü, PWM devresi aynıdır. İki tane P kanal, iki tane de N kanal MOSFET ile H köprüsü oluşturup motoru ileri geri sardırma yapacağız. Bunu transistörle de yapabiliriz ama MOSFET'i ilk önce anlattığımız için MOSFET ile yapacağız. Bu şekilde güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. İsteyen arkadaşlar olabilir belki. O devreyi o şekilde tasarlanmıştır. Anahtar da koyabilirsiniz arkadaşlar devrenize. Artıyı buradan geçirdiğiniz zaman kapalı konumda, açık konumda çalıştırabilirsiniz. Artı olarak ikişer tane de LED bağlayabilirsiniz. Kapalı konumda kırmızı yanar. Aktif olduğu zaman yeşil yanar. Artı üç tane de birer kadenç bağlarsınız. Gayet güzel, sağlıklı çalışır. Herkese iyi günler dilerim. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın.